Çünkü bir sıfatımız var, biz kadınız. Ve biz varız, biz hayattayız. Ben Meryem, 24 yaşındayım. Sınıf öğretmeniyim. Şu an Mardin'in bir köy okulunda görev yapmaktayım. İlk görev yerim burası benim. O yüzden burası benim için çok önemli ve değerli bir yer. Buraya ilk geldiğimde de yani çok meraklıydım açıkçası buralara. Hani nasıl bir yer acaba, beni neler bekliyor yeni yolculuğumda, nasıl maceralar yaşayacağım diye heyecanla bekliyordum. Çok farklı geldi bana. Yaşadığım kültürden farklı bir yerdeydim çünkü. Memleketimden kilometrelerce uzaktaydım. Tabii ki de korktuğum, endişelendiğim noktalar da vardı. Her şeyden önce güvenlik açısından acaba nasıl bir yer diye düşünmüştüm. Ulaşım açısından nasıl bir yer diye düşünmüştüm. Çünkü benim için bunlar önemli şeylerdi. Yani kültürel anlamda, işte sosyallik açısından çok fazla bir beklentiye girmedim. Çünkü benim yaşadığım, büyüdüğüm yerlerdeki gibi bir sosyallik burada olmaz diye düşünmüştüm. İlk geldiğim zamanlarda şu da beni endişelendirmişti. Mesela işte jandarma olsun, polis olsun, böyle binaların önünde koca koca duvarlar vardı ve bu benim daha önce görmüş olduğum bir şey değildi. Onun dışında normal araç yerine zırhlı araçlar vardı, kamuflaj kıyafetler vardı. İlk geldiğim zamanlarda evet birazcık tedirgin olmuştum. Hani ben nereye geldim, nasıl bir yer acaba burası, güvenli mi diye. Bunun dışında ilk geldiğim zamanlarda bir çarşıda dolaştığımda veya bir dolmuşa, minibüse bindiğimde hani insanlar farklı bir dilde konuştuklarında kendimi çok garip hissetmiştim. Hani buraya ait değilim ben. Ben neden buradayım diye düşünmüştüm. Çünkü hiç duymadığım bir dil, hani genellikle Arapça, Kürtçe konuşuyorlardı. Ben de hiçbir şekilde bilmiyorum bu dilleri. Böyle olunca da onlar da bu şekilde konuşunca kendimi birazcık dışlanmış hissettim ilk başlarda. Alışkın olduğum bir durum olmadığı için. İlk geldiğim zamanlarda şöyle bir şey duymuştum. Bu beni etkilemişti aslında. Burada hani köy yerinde çocukların, özellikle kız çocuklarının işte lise, üniversite hani bu kademelere kadar ulaşamadığını gördüm. İşte ortaokuldan sonra okumadıklarını, okutulmadıklarını gördüm. Ve bu durum beni gerçekten etkiledi yani. Evet hepimiz doğudaki eğitim seviyesinin, kadının eğitiminin belli bir noktaya kadar olduğunu biliyorduk. Yani bu yıllar önce vardı, hatta kız çocukları okutulsun gibi projeler de yürütülmüştü. Ama hala hani bu derece keskin olabileceğini düşünmemiştim aslında. Benim adım Ceylan. 42 yaşındayım. Bir tane oğlum var. Ev hanımıyım. Ben okula gidemedim. Çünkü kalabalık bir aileydik, büyük bir aileydik. 10 tane kardeştik, gidemedim. Ama içimde vardı okula gitmek şeyi vardı yani.
Ben nedenini söylemek istemiyorum. Çünkü hem söylemek istemiyorum hem de yaşamak istemiyorum şimdi. Evdeydim, evden dışarı fazla çıkmıyordum. Ben çıkmıyordum. Hani diyorum ya, bilmediğim için, okuma bilmediğim için, Türkçeyi bilmediğim için çıkmak istemiyordum fazla. Annem zamanında hani belli bir kademeye kadar okudu. Okumak isteyip okuyamadı o zamanlar. Babaannem zaten onların zamanında okutulmuyordu kız çocukları. Babaannem de şey derdi, ben okusaydım hemşire olacaktım derdi ama beni okutmadılar. Annem çok güzel bir şiir defteri vardı. Ben çocukken görüyorum, çok güzel şiirler yazıyordu. Belki bir şair bile olabilirdi yani. Okuma bilmeyen bir kızın hayatı mahvolur. Yaşama hevesi olmaz. Olsa da bir kenarda bir burukluk oluyor. Çünkü ben yaşadım. Hani okumamak çok zor. Okumayan bir insan bence kör ve sağır gibidir, dünyadan habersizdir. Ben Ayşe Arslan, Mardin Nusaybin doğumluyum. 23 yıl sonra tekrar memleketime geri dönmek zorunda kaldım. Eşimin cenazesiyle beraber uçakta beraber geldik. Ve ben eşime yas tutmaya bile fırsatım olmadan yemek işini kafama koydum. Kendi memleketimde ölen kızımın adına küçük bir kafe kurmaktı amacım. Köylerde mesela eskiden kırsal kesimlerde okuma imkanı yoktu. Benim sınıfımda 4 tane kız vardı. Liseyi bitirdim, üniversiteyi dedim. Kendi bayağı direnip üniversiteyi okuyacağım dedim. Beni evlendirmek istediler. Amcamın oğluyla evlenmek zorundayım. Beşik kertmesi. Ve ben karşı geldiğim bir evlilikte asla evlenmeyeceğim, okuyacağım. Lisede bana nikah kıyıldı. Nikahın ne olduğunu bilmiyorum. 16 yaşındayım. Bana dini nikah kıyıldı. Resmi nikah kıyıldı ve ben ona rağmen hayır dedim, asla ben okuluma devam edeceğim. Lise son sınıfta kimliğimde evli yazarak ben okula gittim. Liseyi bitirdim, üniversite formum geldi ve beni üniversite sınavına göndermediler ve düğün yaptılar bana. Ve ben içime ukde kaldı, çocuğum olursa, kızım olursa özellikle dilensem de kızımı okutacağım dedim. Kızımı Düzce'de kaybettim, Rojda adında kızım vardı 10 yaşında. Orada hayallerimi gerçekleştiremedim. Yemekte elimin iyi olduğuna inandım. Hep yemek üzere çalıştım. Memleketime geldim 9 ay sonra. Eşime ağlamaya bile zamanım olmadan, büyük bir aşiret çocuğuyum. Herkesi gözümün önüne alarak, herkesi ezip geçeceğim dedim. Bir kadın tek başına toplumda neler yapabilir, onları göstereceğim dedim. Bana çok karşı çıkan da oldu ailemden. Bir kadınsın, eşin yok, dedikodulara maruzsun. Yapamazsın yani, böyle bir şey, hani nasıl bir şey satarsın? Her yere gittim, hani en azından kendime küçücük bir yer, tek başıma bir yer açmak istedim. Kızlar gelsin dükkanıma, hani küçücük bir kadınların olduğu bir mekan olsun istedim her zaman. Geldim, dükkanımı açtım. Kendi imkanlarımla uygun masalar aldım. Küçücük, iki kişinin oturabileceği masalar, örtülerimi kendim diktim. Sessiz bir açılış oldu. Böreğimi aldım, yukarıdan geldim, gözyaşlarımla aşağı indim. Böreğimi bugün koyacağım, satacağım her şeye rağmen dedim. Adam geldi, durumu olmadığı belli zaten. Ne kadar dedi, ya bir şey yok, bugün ilk açtım, bedava olsun dedim. İkincisi geldi, böreğin parasını aldım, çayı almadım. Bana para verdiği zaman tuhaf oldum, bir şey sattım ilk defa. Adım Nahide Güler Altin, Mardin'im doğum. 6 çocuk annesiyim, 5'e kadar okumuşum. Ondan sonra bizim babalarımız bizi okutmuyordu. O zaman ayıptır, gitmeyin, kızsınız, evde oturun, okumayın
bizde kadınlar gitmezler. Uzak yere sizi göndermezdik. Çok zayıftı durumumuz, bizi okutamıyordu. Biz evlendik. 15 yaşında evlendim. 16 yaşında anne oldum. Benim bu noktaya gelmemde, bir meslek sahibi olmamdaki en büyük motivasyonum ve en büyük destekçim her zaman ailemdi. Ailem bu konuda her zaman benim yanımda oldu. Okumam için beni sonuna kadar desteklediler. Özellikle de annem bu konuda hiçbir zaman benden desteğini esirgemedi. Çünkü zamanında okuyamadı. Yani belli bir kademeye kadar okudu. İşte okumak istedi ama okutulmadı. Bu yüzden onun içinde mutlaka bir şeyler ukde kalmıştır. Ve benim de içimde ukde kalmaması için beni her zaman destekledi. Yani her zaman elinden geldiğince yanımda oldu. İşte ben de bu noktada okumanın önemine vardım. Okumak için, işte bir meslek sahibi olmak için elimden geleni yaptım. Ve bu yüzden de öğretmen oldum diyebilirim. Öğretmen olup çocukların hayatlarına dokunmak istedim. Ben de okutmak istedim. Özellikle de kız çocuklarını. Bir insan olarak herkesin belli hedefleri vardır. Kimisinin yüksektir, kimisinin daha minimalize hedefleri vardır. Yani herkes hedeflerine ulaşmak için bir şeyler yapabilir, mücadele gösterebilir, çaba gösterebilir. Yani bu hedefler kimi zaman meslek olabilir, kimi zaman iyi bir evlilik olabilir. Kişiden kişiye göre değişebiliyor. Ama özellikle kadınların, işte kız çocuklarımızın, onların hedeflerinin en temel noktasında birinci sırada bir meslek sahibi olmak, bir kadın olarak her şeyden önce ekonomik özgürlüklerini kazanmak olmasını gerçekten çok isterim. Çünkü toplumumuzda evet kadın bir noktada, önemli bir noktada ama çoğu zaman yeteri kadar değer göremiyor kadınlarımız. Veya bir şeyi gerçekleştirmek istediğinde işte bu ekonomik nedenlere bağlı kalabiliyorlar. Maddiyattan dolayı hareket edemeyebiliyorlar. Bir şeylerden vazgeçmeleri gerekiyor ama o noktada işte bu maddi engeller, bu özgür olamamaları engel olabiliyor. İşte bu noktada kadının hani bir meslek sahibi olması veya bir meslek sahibi olmasa bile bir hayat görüşünün olması, bir hedefinin olması önemli bence. Hiçbir kadın toplumda iş yapmaktan utanmasın. Hiçbiri kendini eve hapsetmesin. Eli ayağı düzgünse bir kadın, elinden bir şeyler gelebiliyorsa, bir salata mı yapabiliyor, onu yapsın, kendini kanıtlasın. Bir örgülük mü örebiliyor, onu yapsın, satsın. Kadınlar alın teriyle sanatını, evde hiçbir şey yoksa, kendi evinde çocukları var çıkamıyor mu? Bir el işi yapıp satsın, bir yemeğini yapıp, memur bir komşusu varsa onunla anlaşsın, yemek yapıp satsın. Korkmasın, iş yapmaktan korkmasın ve hiçbir zaman kendini eve hapsetmesin. Hiçbir zaman çalışmaktan korkmasın ve alın teriyle kazanılan her para dünyanın en güzel gurur verici. Eşinden bir harçlık, babasından bir harçlık, abisinden bir harçlık bekleyeceğini, kendi kendine hiçbir imkanı yoksa evinde yemekler yapıp satsın, yine de kendini kimseye muhtaç etmesin ve ayaklarının üstünde dursun. Ve gitgide kendine güveni artacaktır. Kendinin bir işe yaradığını hissedecek. İşte 4 ay önce buraya katıldım. Okuma yazma yok olduğu için daha kendimi böyle şey görüyorum, eksik. Ama şimdi mesela ismimi yazabiliyorum. Müze atabiliyorsun, okuyabiliyorsun. Karşına ne söylüyorsa anlayabiliyorsun. Ya fazla da zor olmadı benim için çünkü iradem vardı, istiyordum, çok istiyordum. Ben önce okuma yazma bilmediğim için yani o kadar kendime güvenmiyordum. Şimdi öğrendiğim için şimdi daha kendimi özgüveni görüyorum. Daha kendimi ifade edebiliyorum. Yani bence okuma yazma bilmeyenler katılsın ve öğrensin. Evet, önceden bakıyorsun, boş bakıyorsun. Ama şimdi boş bakmıyorum. Yani okuyabiliyorum. Harfleri öğrendim yani. Yazmayı öğrendim. Yani güzel bir duygu bence benim için. Şimdi dikiş nakış bölümündeyim. Öyle uğraşıyoruz. El işi yapıyoruz.
Ya kadınlarla sohbet ediyoruz, hocalar iyi. Sağ olsun Dilek Hanım bizim için iyi, her şey bizim için. Yani bir şeyler yapıyor, çabalıyor. Öyle yani ben memnunum. Yani hani bazıları çekiniyor, ayıptır diyor, şey diyor ama yok. Ben yani gayet rahat buluyorum kendim. Yani her şeyi burada öğrendim ben. Dilek Sınavı, çok amaçlı toplum merkezi yöneticisiyim. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na bağlı olarak ama aynı zamanda yine birbiriyle irintili olan ama ikinci şapkamız olan ve bizim de çok önemsemiş olduğumuz GAP Sosyal Ekonomik Kalkınma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Mardinliyim ve kendi memleketime, memleketim insanına ve ülkeme faydalı olmak için özellikle bir kadın olarak, bir kadının en iyi duygusunu anlayacak olan yine bir kadındır, böyle düşünüyorum. O yüzden kadına yönelik şiddetle mücadelede çok önemli bir tık oluşturan kadınların ekonomik hayata katılımıdır. Bir de şöyle de bir durum var mesela günümüzde çok fazla kadın cinayetleri oluyor, çok fazla kadın aşağılanabiliyor veya hani boşanmak istiyor en basitinden kocasından ama boşanamıyor. Neden? Çünkü boşansa belki bir mesleği yok o kadının, hani kendini ekonomik olarak özgür hissedemiyor, o yüzden gitmesi gereken ortamdan gidemiyor. Kocasına bu şekilde bağlı kalabiliyor ekonomik olarak. Hani bu noktada da gerçekten kadının bir meslek sahibi olması veya kendini gerçekleştirmesi, ekonomik özgürlüğünün olması önemli. Okuma yazma çok önemli ve bu yönde zaten bir seferberliğimiz var. Okuma yazmayı öğrendikten sonra, birinci kademeyi bitirdikten sonra kadınlar ikinci kademeye devam ediyorlar. Ve bu ilkokul diplomasına denklik seviyesinde oluyor. Ve sonra açık öğretime kayıt yapıyorlar. Eğitim hayatına devam ederken çarpan bir etkisi, bir diğer etkisi de şu oluyor. Kendine olan özgüveni gelişiyor. Ve bundan hareketle sosyal çevresi genişlemiş oluyor. Ve buradan hareketle ne oluyor? Ekonomik hayata katılım sağlıyor. Ama bundan önce şu süreci de oluyor. Yani finansal yönetim, pazarlama gibi birçok konuda, kooperatifçilik gibi eğitim alıyorlar. Satış teknikleri gibi ve bu eğitimlerden sonra üretim alanına da katılım sağladıktan sonra bir para yönetmeye başlıyor. Aileye katkıda bulunurken, çocuğuna faydalı olurken kendime de faydalı olayım diyor ve istihdam alanına da katılım sağlıyorlar. ÇATOM öncesi ve ÇATOM sonrası bir ölçümü vardır. Yani ÇATOM hiçbir zaman çalışmasını ezberden yapmadı. Burada ben bir yemek yapıyorum, bir dikişi arada takıyorum, bir kafam dinlenmek için, bir şeyler bilgi almak için bizim bu doktorlarımız geliyorlar. Sağ olsun Dilek Hanım sayesinden bize böyle bir destek, bir amaç. Biz kapıdan dışarı çıkamıyorduk, bilmiyorduk. Mesela ne gerekirse elime geçerse yapabilirim ben burada. Ayağa durmak üzere kendimi güçlü bir kadın olmak için çok hissediyorum. Kendimi daha çok da fazla olmak istiyorum. Ben çocuklarım üniversitelerini bitirdim, okuttum. Mesela bilgileriyle böyle komşularından, şundan bundan ben kendimi geliştirdim. Sürekli evde oturmaktan daha iyiydi. Buraya koşup geliyorum. Yani bayağı çok hayatım değişti. Yani bayağı çok şeyler kazandım. İş
İstanbul Hilton'la teknik atölye ile Aysel Tumbay'la da işbirliği yapmak suretiyle Lalezar Hilton Mutfağı 8 Mart haftasında Mardinli kadınlara ve bizim belirlemiş olduğumuz 5 kadına teslim edildi. Burada ulusal, uluslararası basın yoluyla kadınlar kendilerini anlattılar. Çok önemli bir tecrübe kazandıktan sonra Mardin'e geri döndüler. Ve bu 5 kadın çok özel bir menü hazırlanmış oldu. Yani Mardin'in unutulmaya yüz tutmuş damak tatlarını hayata kazandırdı. Mesela biz yemek yapmaya projesine katıldık. Biz buradan bizi götürdüler 5 gün İstanbul'a gittik. Yemek yaptık, o yemeği becerdik. Ben 4 arkadaşım ayağa durduk. Sabah akşama kadar yemek yani onu bile hissetmiyorduk. O kadar yorgun, o kadar şey. Neyse biz kendimizi o güçle, o şeyle yani bir tuhaf olduk orada. Ya ne mutlu, çok mutluyduk gerçekten orada biz. Bize dedi ki yemeği tanıtımını yapacaksın. Biz gittik orada daha güzel, daha şeyler öğrendik, daha kendimizi daha güçlü şey hissettik. Böyle nasıl anlatayım sana yani daha nasıl diyorlar başka yerden bir yere gidiyor. Sanki Paris'e, Almanya'ya gitmişiz gibi göründük orada. Otel gideysek nedir otel derdik mesela, nasıl? Nasıl gideceğiz başına? Nasıl kendimize güven? Açıyordu, direktmen gidip çıkıyordu. Çok mutluydu. Ya gerçekten kadın yani yapabilirse her şey yapabilir, ayağa durabilir. Girişimci de kendini geliştiriyor. Kendi çocuklarını, çevresini, iş yerini, her yerini. Güzel bir şey. Kadın bir canlı. Kadın bir hayatı. Lokanta mesela gibi bir şey varsa diyorum da kendi hayatımı gerçekleştireceğim, ismimi de üstüne koymak istiyorum diyorum. Kadının ekonomik hayata katılımı çok önemli. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ben bu bölgenin insanıyım ve şöyle bir gerçeğimiz var. Hak verirsiniz ki toplumun kadına risk alamazsın dili var. Yani kadının öz sermayesi de yok. Banka kredileri malumunuz ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyor bu yönde. Özellikle kadın kooperatiflerini çok destekliyorlar. Krediler uygun değil ve o faiz oranlarıyla baş edemiyor. Öz sermaye olmayınca kendi işini kurmakta çok zorlanıyor. İşte buradan hareketle İşletme kooperatifi modellerinin yaygınlaşmasıyla kadınlar örgütlenerek bir araya geliyor. Bu kooperatifi oluşturmamızın temel sebebi de bu. İkinci tıkında da sosyal hayata katılım sağlamış oluyor. Ve kendi mücadelesini verirken kadınlar bunun yansıması yine haneye de oluyor. Yani kadın eğer ekonomik hayata dahil olduysa, sosyal hayata dahil olduysa, eğer eğitimini, kendi eğitimini bile yarıda bıraktıysa o zaman açık öğretime yönleniyor ve eğitim hayatına devam ediyor. Kız çocuğunun ve erkek çocuğunun da eğitim hayatını yarıda bırakmasını engelleyen yine kadın oluyor. O yüzden çok önemli. Mesela zorlayan şeyler... bizde şey olacak, destek para mesela verilecek, her şey hazır olacak. Mesela mutfağa girdim, her şey mükemmel olacak. İçinde eşyaları, dışıdır, bunu parasıdır. Hoşuma gider. Olmazsa zorlanırım mesela. Ben kalktım, KOSGEB'e başvurdum, sınavı kazandım. Kredi hakkımı kazandım. Ve dükkanımı 9 ay sonra ben krediler çekip İstanbul'a eğitimlere gittim. 4-5 dalda eğitimlerimi aldım. Geldim dükkanımı açtım. Zaman da lazım ama yaparsam yaparım. Yese bir şey değil. Yapar. Güçlü kadınız nasıl inanamayız? Yapabiliriz de. Kooperatif bir de markalaşma yoluna gitti. Neden markalaşma yoluna gitti? Çünkü kadınların üretimleri, yazık kadınlar denilip satın alınsın istemediğimiz için
Mar Design ismiyle bir markalaşma sürecine gittik. Hali hazırda Çatom merkezinde de bu markayı destekleyecek bir butikleri var. Ve yine Mardin'de bulunan 10 Çatom'un ortak olarak kullandıkları bir satış butikleri var. Bu bizim paramız mı diye çok seviniyorlardı. Ben Mine Çiçek. 1959 yılında Mardin'de doğdum. Mardin'de büyüdüm. Mardin'de okudum. Mardin Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum. 1974 yılında göreve başladım. 1996'da emekli oldum. Daha emeklilik yasası çıkmadan emekli olmuştum. Çünkü 1994'te eşimi kaybettim. 3 çocukla kaldım. Emekli olduktan sonra iş hayatına atıldım. Çocuklarıma bir gelecek sağlamak zorundaydım. Mutfak, banyo, PVC mutfak banyo atölyesi açtım. Onu yürüttüm bir müddet. Çocuklarım okuyordu. Çok zor bir dönem geçirdim. Sonra siyasete girdim. Tansu Çiller döneminde kadın kolları il başkanlığını yaptım. Daha sonra ayrıldım. Hayatın ikinci mücadelesi başladı. Dernek kurdum, Mardin Üreten Kadın Derneği. Bir amacım, bir emelim vardı. Çünkü benim daha önceden geçirdiğim sıkıntıları bildiğim için o sıkıntıları geçiren kadınlara destek olma amacıyla o derneği kurdum. 2 yıl sonra bir proje aldım. Çok şükür İçişleri Bakanımızın desteğiyle benim o mücadelemi görmüştü. Gastronomi mutfağı açtık. O gastronomi mutfağında kadınlarımızı hem yemek yapmaya alıştırdık, hem hayata bakış açılarını değiştirdik. Çünkü birçok kadın hiçbir yerde çalışmamıştı. O kadınlar hem mutfakta yemek yaptı, o yaptıkları yemekleri biz satışlarını yaptık ve gelen geliri bir havuza biriktirdik. Havuzdan o çalışan kadınlarımıza pay ettik ve emeklerinin karşılığını aldılar. Çok seviniyorlardı. Bu bizim paramız mı diye çok seviniyorlardı. Hatta benim yanıma gelen bir kadınlardan bir tanesi ilk aldığı günlüğünde bana sarılıp ağlamıştı. İlk defa bir yerde çalışıyorum ve işe yaradığımı hissettim. Bir birey olduğumu hissettim dedi. Çok ağlamıştı ve ben çok etkilenmiştim. Evet, biz varız. Ben kadınlarımıza hep bunu söylüyorum. Biz varız. Hayattayız çünkü. Bir yere gitmiyoruz. Mücadele etmek zorundayız. Dilenmek yerine, farklı işlere kaymak yerine çalışarak, emek harcayarak bir yerlere gideceğiz tabii ki, bir yerlere varacağız ve bunun meyvesini de alıyoruz. Çalışan insan meyvesini alır, mutlaka alır. İkinci bir proje aldık ve Trabzon'da çalışan kadınlar derneğiyle beraber bizim dernekle ortak bir proje yürütüyoruz. Derik ilçemizde bir kumaş dokuma atölyesi açıyoruz. Orada 30 kadınımıza kumaş dokumayı öğreteceğiz. Dokunan kumaşlar satılacak, satışını bile yaptık. Ön çalışmalarımızı bile yaptık. Orada para kazanacak kadınlarımız. Ömerli ilçesinde de bir kilim dokuma atölyesi açtık. Orada da kilim dokuyacak kadınlarımız. Satışlarını yapacağız. Oradan da gelir elde edecekler. Amaç kadınlarımıza destek olmak. Her konuda neler üretebiliyorlarsa bizim amacımız onları bu şemsiyenin altına almak ve onlara destek olmak.
Bizim Osmanlı'da güzel bir tabir var, o çok hoşuma gidiyor. Çıraklara hayrul halef diye bir tabir veriliyor. Hayrul halef demek senden sonra bırakabileceğin en iyi miras. Mal, mülk, arabası ve toprağı değil, kendi ayakları üzerinde duran, kendi ekmeğini kazanan, efendim tecrübesiyle topluma faydası olan, üreten bir insan en iyi mirastır. Adım Zekeriya Güler. 1966 Batman doğumluyum. 1987'de memurluğa başladım. 2016'da emekli oldum ben. Şimdi ben bu sedef kakma sanatı, bizim buradaki tabiriyle sedef kakma sanatını ben bu meslekle tanıştığım zaman bunun biraz tarihçesine bakmaya çalıştım. Sıcak denizlerden elde edilen sedef taşlarından imal ediliyor. Gençlere aktarmak, onlara öğretmek adına emekli oldum. İsteyerek, bilerek emekli oldum. Sırf bu meslek için. Zaten emekli olur olmaz hemen geldim Mardin ve bu işi burada öğretmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki en çok istihdam yaratmak adına biz halk eğitimde açtık. Orada da işte 15-16 tane bayan öğrencilerimiz vardı. Orada 3 dönem olarak açtık. Sonra Mardin olgunlaşmaya geldik. Şu anda bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerimizden, kız öğrencilerimizden bir tanesi şu anda bir yer açmış, evet, görev yapıyor. Benim gibi usta üreticidir. Ve ilk semereyi aldık, yani şu anda çalışıyor. Onun kendi parasını kazanması, kendi ayakları üzerine durması, başkasına muhtaç olmadan durması sizi onore ediyor. Yani siz bir insanın dimdik gururuyla, efendim onuruyla kendi parasını kazanması, kimseye muhtaç olmaması, bu duygular sizi zaten çok tarif edilmez bir mutluluğa veriyor. Yani çünkü bir insana balık yemeyi değil de balık tutmayı öğrettik. Gittim okula kayıt yaptım 55 yaşımda. Mesleki eğitime kayıt yaptım. Kalfalık, ustalık, usta üreticilik hepsini başarıyla geçtim. Bütün belgelerimi aldım. Sınava girdim, sınavı kazandım. Mardin Olgunlaşma Enstitüsü diye. 10 senelik kurulan bir kurum burası. Ve ilk defa bir aşçılık, yiyecek içecek atölyesi açıldı. Ve burayı da bana kısmet oldu, ben kazandım. 7-8 aydır buradayım. Ekim'den beri, 5 Ekim'den beri bu kurumdayım. Burada personel yemeği yapıyorum. Şöyle gördüm kendimde. İlk başlarda evet bir şeyler yapmak istiyordum. Ama bazen insan bazı şeyleri erteleyebiliyor. İşte hani şu zaman yaparım, şu zaman gelsin yaparım diye. Ama ben böyle şeyler yaşadıkça, böyle güzel tecrübeler yaşadıkça dedim yani bir an önce ben bu çocuklar için bir şeyler yapmalıyım. İşte sınıfımı güzelleştirmeliyim, onlara farklı oyunlar öğretmeliyim, farklı kitaplar almalıyım. Yani böyle daha çok motive oldum, daha çok şey yapmak istedim. Aslında harekete geçtim de diyebilirim. Yani çocuklarla çeşitli sanatsal etkinlikler yapıyoruz ve ben böylelikle onların farklı yönlerini de keşfetmiş oluyorum. Kimisi çok güzel resim yapıyor, kimisi yaratıcı, yani kimisi çok güzel şarkı söylüyor. Örneğin bir öğrencim var, bir kız öğrencim. Çok yaratıcı gerçekten bir resimle, sanatla ilgili bir etkinlik yaptığımızda kimsenin aklına gelmeyen farklı bir şeyler yapabiliyor, onlara önce olabiliyor. O da şey işte hani büyük ihtimalle okutmayacak dediğim aile var ya, onun kızı. Çok yaratıcı gerçekten. Ve ben de elimden geldiğince hani onu desteklemek istiyorum, onun yanında olmak istiyorum. Ve onu keşfedip ileriye taşımak istiyorum. Yani bu bir öğretmen için çok gurur verici bir şey bence. Uzun yıllar burada görev yapacağım, bu bölgede olacağım. Bu konuda bir şeyler yapmayı çok isterim onların okutulmasına yönelik. Evet bu ilk başta zor olacak çünkü insanların yıllardır, yüzyıllardır süregelen fikirlerini, düşüncelerini, kültürlerini değiştirmek çok zor. Ama bunun için bir şeyler yapmak istiyorum. Bunun için ilk yapacağım şey çocuklara okulu sevdirmekti. Ve bunu büyük ölçüde başardığımı düşünüyorum. Ondan sonra onlara
örnek olmak, rol model olmak da benim için önemliydi. Birçok öğrencime de rol model olduğumu düşünüyorum. Daha sonraki hedefimse işte ailelerin birazcık fikirlerini değiştirebilmek. Özellikle babaların bu konuda. Hani onlara okumanın, meslek sahibi olmanın, bir kadın olarak çocuklarının okuyup bir meslek sahibi olduklarını, çok daha özgüvenli olmalarının önemini, işte ekonomik olarak daha iyi noktada olabileceklerini göstermek istiyorum aslında. Hatta bir velim var, şu an bir öğrencisi bende, başka kız öğrencileri de var, lisede okuyan, işte ortaokulda okuyan. Geçen gün onunla sohbet etmiştik ve ben o velime de yavaş yavaş aktarmaya başladım yani. Abi çocuklarını okut dedim, işte meslek sahibi olsunlar, bu çok önemli diye yavaş yavaş vurgulamaya başladım. Onlar da bana zamanla zaten güvenmeye başlayacaklar, tanımaya başlayacaklar. Fikirlerim onlar için daha önemli olmaya başlayacak. İşte ben de bu noktada onların işte kız çocuklarının okutulmasına karşı olan tavırlarını biraz da olsa zamanla değiştirmek istiyorum. Tabii ki de kültür hani değiştirilebilir veya değiştirilemez diye kesin bir yargıya varamayız. Kültür dediğimiz şey zaten kendi kendine değişen, gelişen bir şey. Hani bunu keskin bir şekilde ben değiştiremem, sen değiştiremezsin, o değiştiremez. Ama biz hep birlikte bir hedef için bunu yapabiliriz. Biz değiştirebiliriz bunu. Sadece ben değil. Şu zamana kadar yani yapmam gereken, gerçekleştirmem gereken temel hedefleri gerçekleştirdim. Bundan sonraki yıllarda da gerçekleştirmek istiyorum yine aynı azimle, aynı kararla. Bu şekilde çok daha başarılı bir öğretmen olacağımı düşünüyorum. Çocuklara çok daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Önemli olan içimizden geçen şeyler ve ben hani insanlar bana değer verdikçe, işte beni el üstünde tuttukça burada bir öğretmen olarak ben her şeyden önce içim, yani kendimi iyi hissediyorum. Böyle olunca da daha fazla şey yapmak istiyorum burası için. Sadece çocuklar için değil mesela. Önümüzdeki senelerde belki okuma yazma bilmeyen kadınlar için bir kurs açabilirim. Onlarla birlikte örgü yapabiliriz. Onlarla birlikte bilgilendirici bir seminer yapabiliriz. Burada insanlar birbirlerine çok saygı gösteriyorlar. Zaten farklı kültürlerde bir arada yaşıyor. İşte Araplar, Kürtler, Süryaniler gibi çeşitli kültürler bir arada yaşıyor. Ve ben de bu kültürün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Yani iyi ki bu kültürün bir parçası olmuşum diyorum. İyi ki bu kültürü yaşıyorum şu an ve yaşamaya da devam etmek istiyorum. Şu an öğretmenim, bir kadın olarak hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum açıkçası. Yani bir kadın olarak her şeyden önce amaçlarımıza ulaşabilmek, bir meslek sahibi olabilmek, ekonomik özgürlüğümüzü kazanabilmek bence çok önemli. Ve şu an ben de ekonomik özgürlüğünü kazanmış bir kadın olarak, bir eğitimci olarak bundan sonraki nesillere, işte öğrencilerime, ileride çocuklarıma çok daha güzel şeyler katabileceğimi düşünüyorum. Benim hayalim bir yemek atölyesi açmak. İş yerimi kapattıktan sonra kendime ait bir yemek atölyesi, işe ihtiyacı olan kızları almak, orada onları eğitip kendi bilgilerimi, bildiğim yemekleri, bildiğim sanatım ne varsa hepsini kızlarımıza öğretmek, yöresel tarihi yemeklerimiz de kaybolmasın diye bir atölye açmak amacım ileride. Toplum çok acımasız çünkü. Ömür boyu bir kadın eşine, oğluna, babasına, kardeşine bağımlı kalmasın. Ya lakin levha yani هي سبوري بس يعني كون مرة تشتغل هالسبور هذا لخاطر كذا يعني أعطيته قدسية للمرة وسويتوها قبل المرة كانت منزوية ما حدا يهتم فيها الآن أصبحت مهندسة دكتورة بقى في الأرض تزرع تحصد
يعني يكفي يكفي المرأة لما تشيل هاك القطن تحصده ونسكر فيه جرح الدنيا كلها. Anaerkil toplum istemiyoruz. Ataerkil toplum da istemiyoruz. Birlikte bir yaşam istiyoruz. Yani sağlık haklarından yararlanabileceği kadının, eğitim haklarından yararlanabileceği, hatta siyasi yaşamın içerisinde olabileceği. Şimdi buraya bir hani rol model, örnek söylemek gerekirse hemen aklıma şey geliyor. MKYK Hatice Atan Başkanım geliyor. Şimdi bölgede kadının eğitim hayatına katılımı için, ekonomik hayata katılım için, sosyal hayata entegre için, kadını evinden alıp sosyal hayata dahil etmek için o kadar çok etki ve model oluşturuyor ki, böyle güçlü kadınların siyasette olması, kendini temsil etmesi, toplumu temsil etmesi ve yanı sıra kadın meselesiyle ilgilenmesi bütün kadınları yüreklendiren bir şey. Benim de toplum merkezi yöneticiliği tecrübem, kooperatif yönetim kurulu yöneticiliği tecrübem, bölge insanı olmam, bölge kadını olmam ne demektir diye sorarsanız benim için tam bir idealistlik demektir. Yani biz topluma hizmeti hakka hizmet olarak kabul ediyoruz. O yüzden hep benim bir spor ayakkabı ilkem vardır. Köy yerleşkesine gidip topluma hizmetten gelir. Kadınlar olarak bizim kendi evladımızı kucakladığımız gibi toplumdaki evlatları kucakladığımız sürece ve bilinç düzeyini işaret ettiğimiz sürece bölgede de ülkede de çok önemli bir kalkınma gerçekleşecektir. Çünkü bir sıfatımız var, biz kadınız ve biz varız, biz hayattayız. Dünyada olduğumuz müddetçe biz varız diyeceğiz. Çünkü biz kadınız. Müzik